أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما وأصلح لي في ذريتي. ربنا لا تخرجنا من الدنيا إلا مع الشهادة والإيمان. فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. 19. söz, 4. reşat. Şimdi bak, onun neşrettiği nur ile o matemhane-i umumi şevk ve cezbe içinde bir zikirhaneye inkılap etti. Bizim vahye muhatap oluşumuzda Kur'an'ı ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayeti dünyamıza taşıdığımız zaman onunla muhatap olduğumuz zaman bir önceki paragrafta dün okuduğumuz bir önceki paragraftaki halet-i ruhiyeden o cansız her şeyin birbiriyle düşman ve dehşetli cenazeler gibi görünen o dünya halinden yetimler hükmünde ağlayan yetimler gibi olan pazarımızda o şekilde olan eşyayla eşya imkan ilişkisiyle de karşılaştığımız hadiseler, dünyamıza taşınan hadiseler tamamen bir düşman birbiriyle elnevi olan benim ruhumu karartan, dünyamı karartan o haller bir ayeti okuduğunda o ayetin bana verdiği mana ile birdenbire değişmesi lazım. Eğer değişmiyorsa vahiy böyle bir kontrasta alınmıyorsa, gündeme gelmiyorsa o zaman vahye muhatap olmayı beceremedim demek. Beni eğer o karanlıklı halden o matemhane-i umumi gibi görünen yani her şey birbiriyle anlamsız, neyin ne olduğu belli değil. Neden böyle varlar bunlar? Herkes ölüyor, dünya fenaya gidiyor, ilişkiler hep, insanlarla olan ilişkilerimiz de bakıyorsun, birisi de güzel muhabbet ediyorsun, geçiyor. Yavaş yavaş geleceğe ait ümitlerimiz de gittikçe kayboluyor çünkü gelecek de geçeceğini biliyoruz. Anlamsızlıktan dehşetli halden insanı karanlığın içine sokan, zulümatın içine sokan o halde beni bir nurun içine, şevk-i cezbe içinde bir zikirhaneye inkılap edecek
inkılap ettirenen her şey zevkle, aşkla, şevkle vazife yapıyorlar. Anlayışın içerisine sokuyorsa o zaman vahye doğru muhatap oldum demektir. Yani Kur'an'ı o zaman doğru okuyorum demektir. Nasıl yapacağım bunu? Kur'an'ın Arapçasını bileceğim anlamında değil. Arapça ifadelerini Türkçe karşılıklarını bileceğim anlamında değil. Türkçe karşılıklarını, kendi anladığım dildeki karşılıklarını bilmek başka mesele. Kur'an'a niçin muhatap olduğunu karar altına almak başka mesele. Kur'an'dan bir ayet oku. Kur'an'dan okuduğun ayetin sana getirdiği mesaj ile o mesaj olmasaydı nasıl olurduyu karşılaştırmak lazım. Sayın Nursi'nin böyle risalelerde kesin önce şöyle düşündüm, şöyle göründü bana dünya, sonra Kur'an'ın nuruyla baktım, şu ayetin nuruyla baktım, şöyle göründü dediği hali bizim de yaşamamız lazım. Belirli ayetler için belirli ayetler daha mı büyük? Bu doğru ama öbürlerinde de bulabilmemiz lazım. Bakın usul çok önemli. Diğer ayetlerde de bulabilmemiz lazım bunu. Yani bizim en ya anlamsız gibi. Yani bununla benim dünyam değişmiyor ki gibi. Görünen ayetlerde de bunu bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? Kur'an'ın makası ve ervası vardır der Sahih Nursi ve her bir ayeti bu makası ve ervayı dört maksada bulmamız lazım der. Önün çalışmasını da işaretini cezde yapar. Her ayetin, her kelimesinde bu dört maksadı bulacağız. Sana efendim o işaretini cezde çalışmasındaki orijinallik o. Nasıl yeni bir risaleden veya Kur'an'dan bilgi beklemiyor. Beklemiyorlar. Nasıl ifade edeceğimi ve önemi beni çok heyecanlandırıyor. Nasıl ifade edeceğimi de bilemiyorum. Kur'an'ı okuyor. Peki Kur'an bana ne bilgisi getiriyor diye okuduğunuz zaman Kur'an okumuş olmuyorsunuz. Kur'an eğitim kitabıdır. İlim değildir. Bilgi değildir. Bilgi arama. İnformasyon arama, ona ansiklopedik bilgi der. Ansiklopedik bilgi için kitapları Kur'an okunmaz. Hatta bizim muamelatımızı tanzim eden, neyi nasıl yapacağımızı tanzim eden bir kitap gibi de okunmaz Kur'an. Zaten çok az ayet var. O ayetleri bile sayılırsa öyle yalnızca benim neyi nasıl yapacağımı tanzim eden kitaplar olarak, pardon, tanzim eden sözler olarak dinlememek lazım diyor. Mesela sana en bariz ayetler şu. Nikahın şartlarını söylüyor, talakın şartlarını söylüyor, anlatıyor. Şöyle şöyle öler, şunlarla şunlarla nikah yapamazsınız, sen haramdır. Talakta şöyle olunca şöyle olur, şöyle olunca böyle olur diye anlatıyor. O ayetleri bile ha demek ki talakta böyle olacakmış, nikahta böyle olacakmış, mirasta böyle olacakmış diye öncelikle onun için okunmaz. Kendi pozisyonunu koy oraya. Sen kimsin? Nesin? Kim sana ne söylüyor? Kim söylüyor? Hangi makamda söylüyor? Niçin söylüyor? Sen bu dünyada var edilmiş bir yaratıksın. Neyi nasıl yapacağını gerçekten bilebiliyor musun? Gerçekten. O ayetleri bile diğer, zaten o ayetlerin sayısı çok az diye sevamlı söylüyoruz ya, o tür ayetlerin sayısı 6600 ayetin içinde 300 tanedir. O da hepsi değil.
300'ün bütün ayetin hepsi de değil, içerisinde hem imanın hakikatleri anlatılır hem de muamelatı kuralları verilir. Bazılarında da. Sırf onun için ayrılmış değil. Yani muamelat ayetleri, itikad ayetleri, iman ayetleri de ayıramazsın. İçerisinde kaynaşmıştır. Kur'an'ın imanın esaslarını ya da buradaki anlattığı gibi şu dünyada senin yerin nedir? Bu dünyadaki eşyanın gerçek vazifesi nedir? Yaratılışın hakikati nedir? Varlığın esasları nelerdir? Varlığı ben nasıl anlayacağım? Bu anlayışla Kur'an'a bakarken sana senin yaratıcın şu şartlarda evlenebilirsin, nikah yapabilirsin, şu kişilerle nikah yapamazsın derken bile benim kimlerle nikah yapamayacağımı öğreniyorum değil. Düşünün bir annenin babanın çocuğuna yarın şu işi şöyle yaparken mesela diyelim bir şey yapacaksın, yaptıracaksın çocuğa, eline önce şunu al, sonra diğer elini şu taraftan tut, sonra böyle yap, bir tarif yapar ya. Orada bile anne baba şefkatini, öğreticiliğini, terbiye ediciliğini hissetmek lazım. O çocuk orada tutup da adamın birisi bana bunu böyle yap dedi diye seni dinleyemez. Babam beni eğitiyor diye. Annem babam beni hayata hazırlıyor diye dinler. Annenin babanın şefkatini orada görür. Yalnız olayı kural belirleyen kaynak diye okuduğunuz zaman Kur'an'ı en büyük hakaret yapmış olur. O zaman Kur'an'ı bir hukuk kitabına dönüştürür. Allah'ın kelamı, Allah'ın insanı terbiye etme konuşması olmaktan çıkarırsın. Kur'an'ı ben de koyuyorum. Kur'an'ı ben de bakıyorum, durumu görüyorum, ona göre Kur'an kılıyorum diyor. Böylesi daha iyi değil mi diyor. Görüyorum, daha iyi olduğu belli diyor. Kendine göre iyi belirliyor. Kulluğunu, yaratılmışlığını ve yaratılmışlığının anlamını kaybediyor. Şimdi o iki şey biraz farklı gibi orada bir eğitim vermesi. Yani orada sanki eğitim veriyor falan istediğinde biraz başka bir kabul oluyor gibi yani Allah'ın kendine Allah'ın karşı bir pozisyonu koyuyor. Evet. Ama koyman lazım. Koymadan Kur'an okuyamazsın ki. Hayır da onunla iyi bir şey biraz farklı gibi. Şimdi onda öyle bir eğitim veriyor, başlarımı kabul ediyorsun. Ama bir de hani iman eğitimde falan işte Allah'ın mesela birliğini öğreniyorsun falan. Aynı şey. Ya bu birisi biraz farklı gibi geliyor. Sanki ikincisinde bir kabul var, ondan sonra Allah beni eğitiyor işte hayat hazırlığı falan gibi. Diğerinde de o hani işte tevhid falan. Bunu sen doğru... Biraz farklı gibi geldi. Tamam, farklı gibi gelmesi doğrudur. İşte bunu yıkmak, bunu kaldırmak için konuşuyoruz. Risale'ye, Risale'nin terbiyesinde ne söylüyor diye bana dikkat etmemiz lazım. Ben şimdi devamlı Kur'an dedim. Halbuki konumuz Risale-i Ahmediye'ydi. Çünkü Risale-i Ahmediye konusunda benim en çok dikkat edeceğim nokta bir zat çıkıyor, elinde ne var? Kitapla geliyor. O kitapla kendini tanıtıyor. Ya bu zatı doğrudan doğruya kişi olarak dinlemişim ya da elinde kitapla dinlemişim. Elinde kitap olmadan dinleyemiyorum ama o kişinin elinde kitap ile yaptığı hareketler de benim için aynı mahiyette olması lazım. Oraya da bir dikkat çekelim önce. Yani o aklıma geldi. Biz Risale-i Ahmediye okurken Kur'an'a geçtik. Neye geçtik ki? Diye bir de bir içimde bir soru geldi. Ama Risale-i Ahmediye'de onun hakkaniyetinin ruhani elindeki kitap ve onun davranışları da o kitapla alakalı. Yani Kur'an'ı nasıl okuyacaksam peygamberin hayatına da öyle bakacağım. O zaman ondan rivayet edilen davranışlar ve sözleri de aynı gözlükle bakacağım. Onun için. Sizin örnekte bir çocuk işte annem şey yapar, annesi babası şefkatli işte kendisine karşı falan onu bilir, öğrenir. Yani iman eder tarzı gelirse. Ondan sonra şunu şöyle böyle yap dediği zaman beni eğitiyor, terbiye ediyor falan der. Bir bu var. Bir de
bunu böyle yap dediği zaman oradan direkt annesinin babasının şefkatli olduğunu çıkartma meselesi veya annesinin babasının yani bir tane mesela sevgisi onu çıkartma meselesi var. Bu iki farklı değil mi? Ona farklı bir şey. Ben örneği anlatabilirim mi? Daha ya, orada bir fark ediyor. Bana diyor ki şöyle şunu şöyle yap dedi. Söyledi. Seni de biliyor. Onu da biliyor. Onu yaptığında gelecek sonuçları da biliyor. Kur'an buna göre okunur. Yani Kur'an elimize aldığımızda imanın hakkaniyetini anlatan yönleriyle ki 199'u öyledir. Onun terbiyesine giriyorsunuz. Fakat problemimiz bizim Kur'an'ı bu şekilde okumak ve onun terbiyesine girmekten daha çok bize miras kalan yön neyi nasıl yapacağını anlatan yönüyle Kur'an bize muhatap edilmiş şimdiye kadar. Problem bunu çözmemiz lazım. Ya, şey gibi gözüküyor biraz da bana o doyantı olur da. Yani o hani amel ayetleri falan da ayırıyoruz ya. Ayırmamak lazım diyorsun da yani. Evet. Evet. Şimdi diğer peki, ayetler hangi bizzat Allah'ın varlığını, birliğini, isminden falan anlatıyor, öğretiyor. O amel ayetlerinde de sen onu işte anlıyorsun. Daha sonra terbiye mi oluyorsun yani? O ayetleri okurken bile kendi pozisyonunu ve konuşanın makamını, pozisyonunu aklında tutarak dinleyeceksin. Ondan sonra tasdik edeceksin. İşte o ayrı ya. Diğer ayet de mesela işte kainata bakıp Allah'ın varlığını deliller, göz, kainatı göster. Veya her şey. O ayetlerde direkt Allah'ın varlığını veya birliğini falan ispatlamaya yönelik ayetler gibi. Ama diğerinde işte şey var. Diyorsunuz ya pozisyon, kendini pozisyona koyacaksın. Evet. Orada bir anlamışlık var tamam mı daha önceden. Belki diğer ayetlerin eğitiminden geçtikten sonra. Okuma tarzımız ama bu bak. Kur'an'ı okuma tarzımız. Böyle bakacağım ki bana şununla evlenemezsin. Nikah yapamazsın. Diyen ayeti öyle dinleyeceğim ki benim yaratıcım bana benim bu konuda bilgi edinemeyeceğimi bilerek bilgi veriyor, doğru mu? Diye okumayı da bilmem lazım. Yalnızca ha ben böyle böyle yapacakmışım diye zaten ben Kur'an'a inandım. Ondan sonra bu ayetlerin hükümlerini de bana bilgi olarak veriyor diye değil. Yani şarap içme dedi değil mi? Kumar oynama dedi. Bak kumar oynama dediği yerde tamam. Bak ben kumar oynamayacakmışım diye Kur'an o ayeti okumak var. Bir de benim yaratıcım bana kumar oynama, şarap içme dedi. Faiz alma, verme dedi. O anlayış ile benim Halık'ım, beni yaratan, beni bu bağlam içerisinde, bu hayatın içerisinde, bu şekilde beni yaratan bana bu ilişkilerine içkiyi sokmayacaksın, kumarı sokmayacaksın, faizi sokmayacaksın dedi diye o ayete bakmak var. O ilişkide bile yaratıcı ve yaratık insan halini yaşamak, taşıma, o haleti ruhiye taşımak ve ayetin mesela bir içki içmezken hani bir kanuna göre içki içmemek var. Kulluk olarak. Bir de kainatın yaratıcısı, içkinin yaratıcısı. Düşünün. İşte bu kainatın yaratıcısı, içkinin yaratıcısı falan diyorsunuz ya, onlar evet. Diğer ayetlerden öğrenilmiş. Ama bir noktaya dikkat et. İçkinin yaratıcısı bana içki içme diyor. O ayeti bizzat kendisini de öyle değerlendiriyor. Doğru mu? Bu hal doğru mu? Bu halden ben memnun muyum? Yani oradaki içki içme diyen ayette rububiyetin tecellisine muhatap olacağım. Doğru mu diyeceğim ama bak. Doğru mu diyeceğim. Orada senin terbiye ediciliğini konuşanın sana karşı terbiye edicilik vasfının tecellisini hissedeceksin.
Yoksa kuru kuruya kanuna itaat eder gibi Kur'an'ın ahkamına itaat etmek zorunda kalır. Yeşilacı olur. Veya kanunlar yasaklamıştır içkiyi bir yerde, değil mi? Ve burada mesela 18 yaşın aşağıdaki insanların içki içmeleri, almaları, satmaları yasak. Ha. Şimdi çocuğun içi gidiyor, 18'i bir doldursam da diyor, değil mi? Ha, onlar 18'i doldurur doldurmaz ID kartını. Yani ne alıyor, kimliğini alıyor, şu kadar bana şunu ver diyor. Bak kanundan fırladı da kanunun sınırlarından çıktığı andan itibaren zevkle gidiyor bir kasa bir alıp gelmiyor, biliyor musunuz? Bir tane de değil. İnsanlar kanunun kuralları altında zorunlu itaatten kurtulmak istiyorlar. Bazıları ya bu bizim yararımıza, bizi hani düşünenler falan diyor. Bakın o da birazcık o kanunlarda terbiyeyi hissediyor. Yani bilenler, bizi bilenler, benim çocuğum, ben sınırları katılabilirim. Onun için beni kurallar altında tutmak suretiyle bizim iyiliğimize sınırlar koymuş diyenlerin halini getir bu hali taşı, onlar kanuna isyan etmek istemezler. Dikkat edin. İsyan etmekten daha çok memnuniyetle itaat ederler. Şimdi biz bu haleti ruhiyeyi taşıyın, şu kainatın yaratıcısının bana böyle demesini ben bir hal olarak yaşamam lazım. Doğru mu? Hakkı var mı? Bu hal ile o kurallara muhatap olmam benim insaniyetime zıt düşüyor mu? Oraya kadar getirmem lazım. Bir peygamber hatırasını anlatan ayette bana terbiye ediciliği, benim yaratıcımın bana terbiye ediciliğini hissetmem lazım. O terbiye ediciliği görmem lazım. Ondan sonra evet, bu söz haktır. Benim yaratıcımın beni terbiye ettiğini ben hissediyorum demem lazım. Kur'an'ı okumada en çok dikkat edeceğimiz nokta, onu peşinden kabul edip ondan sonra okuyacağız, o basit bir anlayışı. Hayır, kesin onu kastetmiyorum. Başka bir kitap sana böyle bir müdahalede bulunduğu zaman sen beni terbiye etmiyorsun, sen benim Rabbim değilsin konuşana. Sen benim Rabbim değilsin demiyor musun? Mesela bir başka kitap alıp okuduğumuzda dini kaynaktır diye, yani ona çok çok örnek olarak verelim. Bible'da Temple'ün mektupları var, değil mi? Temple'ün mektuplarını okuduğun zaman belli, Rabbim konuşmadığı besbelli. Diyorsun ya, benim yaratıcım, şu kainatın halikı beni böyle terbiye etmez diyorsun. Çelişkilerle dolu. Hemen orada çıkıyor ortaya. Efendim, mesela bu Temple'ün bölümde, mesela canonical Bible dediğimiz, dört Bible'da Gospel'ları okuduğumuzda Gospel'larda insanların rivayetlerini mesela St. John'un Gospel'ını okuduğumuzda rivayetlerde bir bakıyorsun İsa'nın pozisyonunu uluhiyete getiriyor. Dedim Rabbim böyle bir şey, o mükemmeliyetin yaratıcısı böyle bir şey yapmış olamaz. Yok öyle bir örnek. Onun senin Rabbinin konuşması olduğunu hissediyorsun. O zaman reddediyorsun. Diyorsun bu sonradan burada bir şeyler olmuş diyorsun yani. Bir karışıklıklar olmuş. İnsanlar belli anlayışlar empoze etmek için cümleleri değiştirmişler ya da anlatım tarzını değiştirmişler. İnsan sözü bunlar diyorsun. Kur'an'ı okurken de bakacağız Kur'an'a. Benim Halık'ım mı konuşuyor? Değil mi? Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini ve davranışların ile muhatap olurken, tabi Kur'an'la muhatap olmayan ona hiç muhatap olamaz, o çok önemli. Ve onun terbiyesinden geçmiyor. Onların ne demeye geldiğini anlayamayacağı için. Estağfurullah. Evet. Aleyküm selam. İnşallah. Benim yaratıcım bana konuşuyor. Bakın doğru mu? O halet ile Kur'an'a muhatap olmak lazım. Yoksa okur kitabı okur gibi Kur'an'a muhatap olunmaz. Yani ben Kur'an'a inandım. Doğru, o zaman içki içmeyecekmişim. Öyle kitap okunmaz. Hala Kur'an'ı
bilgi kitabı diye okuduğum okumanın yanlışlığından ya da bilgi kitabı diye okuma alışkanlığının yanlışlığından kaynaklanıyor bunlar. Terbiye dediğim benim Rabbim bana muhatap oluyor. Doğru mu? Ben yani o kadar anlıyorum ben de. Ya benim demek istediğim de bilmiyorum tam anlatabiliyorum. Yani biraz farklı geliyor yine de. Ya buradaki farklı derken ben o amel ayetlerinde işte. Önce iman edeceksin sonra Allah böyle bir okuyacak bunu anlatsa kastetmiyorum yani. Ben de öyle kastetmiyorsun, kastediyorsun demiyorum. O dediğin çok doğru, onu tahmin ediyorum. Belki çok hiç düşünmedi de. Yani sen onu kastediyorsun demiyorum. Kabul edeceksin, onu sonra okuyacaksın demiyorum. O ayetleri bile okurken gerçekten kainatı ve beni yaratan bana bunları söylerken doğru mu söylüyor? Hak mı söylüyor? Neden bunları bana söylüyor? Yani kelimeyi, bu haklı olabilir mi? Benim kiminle nasıl evleneceğime ne karışıyor? Diyebiliyor musun? Diyebiliyor musun? İşte normalde o belli diğer daha çok benim yani o farklı gördüğüm direkt bizzat doğrudan imani eğitim veren ayetlerin eğitimden geçmemiş bir kişi bu ayeti görünce öyle bir şeyi bulamaz. Ha, Yani hazır olmayabilir. Hazır olmayabilir. Doğru. Ama doğru, çok doğru. Şimdi bir noktanın daha vurgulanması gerektiğini hissettim. Kur'an'ın her bir ayetinin tam anlamını yakalayabilmek, yani ikinci birden değil, onu tam kendimize muhatap edebilmemiz için bir zaman unutmayacağımız bir kural var. Her bir ayeti Kur'an'ın tümünün bağlamında değerlendirir. Hangi ayet olursa. O bizim şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın, kumar oynamayacaksın diyen ayet bile Fatiha'nın başındaki Bismillahirrahmanirrahim'den başlar, böyle Nas'ın sonuna kadar ki bağlama kol, ondan sonra düşün ne olup bitiyor diye. Yoksa o ayeti o bağlamdan çıkarıp da kumar oynamayacaksın diyen ayeti veya içki içmeyeceksin veya nikah şartları şudur, mirasın şartları şudur, şu insanlarla şöyle ilişki kuracaksın diyen ayetleri kurulması gerekir. Allah size böyle yapmanızı istiyor diyen ayetleri tek başına cımbızla çekip aldığınızda senin dediğin problem çıkar. Ama şimdi anlaştık. Vurgu için tekrar ediyorum. Kur'an'ın içine koyduğumuz o ayet, o yalnızca kural belirleyen, şunu yap ya da yapma diye belirleyen ayetin okurken bile terbiye ediliyorum diye okumak. Yani o ayeti okurken sanki bir nevi o bütün diğer ayetlerle olan bağlantısıyla beraber Okumak. okuyunca zaten o zaman o pozisyonda görüyorsun kendini. Yoksa o ayetleri çıkarıp da davranış kuralları belirlediğinizde o davranış kuralları size herhangi bir yönetmelikten ya da çocuktan farklı Zaten öyle görürsen onun için tatmin olarak uyamazsın. O zaman da o kulluk var ya hani kulluk yapabilirsin. Hem kulluk yapmıyor değilsin, hem de yani doğrumuş, yani Kur'an'ı kabul ettikten ben Müslümanım, anladım, tamam, eminim, şimdiden kulum, kul olarak bunu dinlemem lazım dedikten sonra kulluk yapıyor değilsin. Fakat işin gerçeği daha öncesinde de sen kendini nasıl tanımladın, o tanıma uyuyor mu o muhatap oluş şekil? İrade cüz'iyemizle kendimize bir pozisyon çiziyoruz ya, ben kimim, ben neyim burada, ne yapıyorum ben? Nedir benim bu varlığım? Düşün, düşün, benim varlığım ne böyle? Dedik de buraya gelmişim, ya başlıyorum ben neyim diye soruyorum ya. O soruların cevabını arama aşamasında. Bakayım, bu kitap bana veya bu zat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bana benim kim olduğumu anlatıyor. Etrafındaki diğer varlıkların ne olduğunu anlatıyor. Bakayım doğru mu anlatıyor? Bana uygun geliyor mu? İşte sen yaratılmışsın diyor. Öyle değil mi? Kendini soruyor. Sen yaratıcının sözlerine göre hareket edeceksin diyor.
onun verdiği sanki direktiflere göre yaşayacaksın. Öyle mi? Benim birisine direktif vermesine ihtiyacım var mı? Düşüneyim. Ona göre kendi pozisyonumuzu belirleyip ondan sonra Kur'an'a muhatap olduğumuzda Kur'an ne yapıyor? Bizi umumi bir kainat tanımı yapıyor, varlık tanımı yapıyor, nereden gelip nereye gittiğimizin tanımını yapıyor ve beni eğitiyor. Ama yalnız bilgi vermiyor. Zaten Kur'an bilgi için okunmaz. İman bilgi değildir. Bunlar ana ilkeler. İman belli bir terbiyenin insanın insaniyetine yerleştirilmesidir, eğitilmesidir. Kur'an benim yaratıcım tarafından eğitilmesidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ya da Rasuller insanları, çevresindeki insanları kendi yaratılış amaçlarına göre eğitilen rehberler, muallimler, mürebbilerdir. O şekilde bakmak lazım. O şekilde muhatap olmak lazım. Ve ondan sonra tamam, ben tatmin oldum. Gerçekten bu benim yaratıcımın eğiticisidir. Yani yaratıcımın eğiten kitabıdır. Yaratıcımın eğiten muallimidir, muarifidir diye Kur'an'a, peygambere bakabildiğim zaman doğru yapıyorum demek. Zaten peşin hükümde okuduğumuz zaman eğitim almıyoruz ki. Bizim kitabımız diyerek okuyoruz. Ya herhangi bir kişinin biz bu ülkede yaşıyoruz. Bizim devletimizin böyle kuralları var. Bu kurallara göre yaşamak zorundayız. Yaşamazsak cezayı yersin zaten. Tokadı yersin zaten diye yaşadığı ülkenin kurallarıyla, kanunlarıyla kurduğu ilişkiden farksız olur. Ama onda işte de gene bir iman hasret var. Çünkü sen onu uyarak Allah'ın o gücünü kabul etmiş falan oluyorsun yani. Onun kural koyduğunu falan. Onda gene bir iman hasret olmuş oluyor. Az da olsun. Yani ama demen bana garip geldi. Neyi ama diyorsun? Allah'ın dediğin senin Halık'ının, eğer irade-i cüziyenle kabul ediyorsan, senin Halık'ının sana bu gibi konularda müdahale etmesi, yön ve yönlendirmesi, seni şöyle yap, şöyle yap demesine ihtiyaç hissediyor musun? Seni yalnız mı bıraksın istiyorsun? Bir düşün. Aynen. Hani annenin, babanın bir çocuğa şu işi nasıl yapacağını öğretmesinin ne kadar fıtri ve doğru olduğunu görmüyor musun? Şey diyorum ya, bu işte hani taklidi bir şekilde işte Kur'an'a uyan insanlar falan diyorum yani. Onlar sonuçta Kur'an'ın kural koyduğunu kabul edip ona uyuyorlarsa orada bir imani hakikat. İncil'in koyduğu kurala uyan kabahatini. İncil, Buda'nın herhangi bir kitabını, Vedalar'ın koyduğu kurallara uyarak her gün anlamsız bazı kelimeleri aynı şekilde tekrar edip ben bir şey yapıyorum diyenin farkı ne? Ya orada bir insan mı o kurallardan düşünüyor? Ama sen onun insanın mı Allah'ın mı olduğunu nereden biliyorsun? Yani ya zaten problem kurala uymak değil. Herkes şöyle ya da böyle bir kurala uyuyor. Ya Allah'ın nereden olduğunu biliyorsun? Yani olmaz. Yani ben diyelim ki şu dinin ya da din olmasa da şu herhangi bir seküler kurumun kurallarına uyuyorum diyen ile ben Kur'an'ın kurallarına uyuyorum diyen arasında eğer o kurallara uymada benim yaratıcımın beni terbiye etme yetkisini gerçekten tahkik ederek, tasdik ederek görmüyorsan fark kalmaz. Zaten onun için Kur'an-ı Kerim'in bizim gözümüzdeki kıymeti biz bu kitabının içerisinde geçmez genelde Allah olsun. Neden? Benim dini kitabım diyor. Öbürü de benim dini kitabım diyor. Onun arasındaki fark kalmaz. Dikkat edin. Buradaki anlatıma dikkat ediyoruz. Bak, dönelim mi konumuza gördüğüm şu aya? Şimdi bak, onun meşhur ettiği nur ile onun meşhur ettiği nur ile o matem hane-i umumi şey ve cezbe içinde bir fikir haneye inkılap etti. Bir kanun kitabını okuduğun zaman
kanun kitabında senin için çok faydalı kurallar olsa bile. Farkı bu. O kuralları okuduğun, o kurallara tabi olduğun zaman şu matemhane-i umumi gibi görünen dünya şey ve cezbe içinde bir zikirhaneye inkılap eder mi? İnkılap eder mi? Ya işte peygambere bakmanın, bir filozofa tabi olmanın veya bir kendine göre bazı kural, bazı şeyleri izah etme çabasında bulunan insana tabi olmanın, çok güzel şeyler söylüyor olabilir. Çok anlamlı, sana cazip gelen sözler olabilir içerisinde. O anlamlı sözler söyleyen bir hikmetli bir hikmetli de olabilir de. Hikmetli sözler söyleyen bir filozofa tabi olmak ile bir peygambere tabi olmak, bir peygambere muhatap olmak arasında sonsuz fark var. İyi dikkat edin. Peygamberin tüm davasının özünde, yani peygambere bakarken mesela şöyle yapma dedi. Şu şekilde oturma dedi. Şu şekilde konuşma dedi. İnsanlara dik dik bakma dedi. Öyle bir nakiyat var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Gözlerine dik dik bakıp ezici bir şekilde bakma dedi. O cümleyle peygamberin bu sözüyle, yani ben peygamberim diye gelen bir kimsenin bu sözüyle bir davranışçı birisinin insanlarla konuşurken gözlerine dik dik bakmayın demesi arasındaki farkı anlatıyor. Şey O zaman peygamber konuşuyor, peygamberin konuşması, peygamberin statüsünü anlamadan dinlersen herhangi bir filozofun nasihatini dinlemekten farksız olur. Nasıl muhatap olacağız vahye? Şey çok önemli. Hani önce Allah kelamı kabul edilmiyorsun ya, kelamı ondan sonra ilişki var sayıyorum. O da aynı. Yani bizim hadisleri nasıl okuyacağımız evet, efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yapılan rivayetleri nasıl değerlendireceğimizi abi bütün hadisleri o şekilde anlayabilmek zor gibi geliyor bana. İşte biz de hadisleri binlerce milyonlarca şey var. Bütün hadisleri o şekilde anlayabilmeyi zor hale getiren Kur'an'a ve peygambere şuradaki anlatıldığı tarzda muhatap olma eğitiminden geçmemiş insanların doğrudan böyle hadis kitabını alıp o hadislerde göre, hadislere göre tiftilik, hadislere göre bilmem ne yazmalarından kaynaklanıyor. Biz böyle bir eğitimden geldik de onun için. Onun için bize fazla detaya girmek istemiyorum. Usul hatalarının bizim din anlayışımızı değiştirmesinden kaynaklanıyor. Şimdi yapılan usul hatalarını. Herkesin değil ama çoğun. Bizim peki din dediğin şey nedir ki? Yani iman ettiğinde ne demek? Bunlar hiçbirisi yok. Almış hadisleri. Peygamber bunu böyle yaptı diyorsun. Sanki bana bir spor ya da spor öğretmeninin nasıl jimnastik yapılacağını anlattığı gibi anlatıyor. Bağlamı kaçırmış. Hangi bağlamda konuşuyor bu zaten? Her söylediği sözün nereye dayandığını söyledi. Zira o la ilahe illallah der dava eder. Yani o sana insanların gözüne dik dik bakma dediği zaman la ilahe illallah esasıyla insanların gözüne dik dik bakma diyor diye anlayacağız. Ve o insanların gözüne dik dik bakma hadisini la ilahe illallah bağlamında anlayacağız. Ayet miydi o? Hani selametlerine konuşmaz mı? Ayet miydi? Nasıl? O la yedik anil bu illa vahyin yuha. Hangi? Ayet. Galiba İsra suresinde ve mayan bu illa vahyin yuha. Bunu muhacemden bulabiliriz istiyorsan. Bakın eğer o bağlamdan çıkarırsa yani o zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ya ticarette bir uzman eleman ya çiftçilikte uzman eleman ya çobanlıkta uzman eleman ya yöneticilikte uzman bir kişi makamına düşürür.
o bağlamından çıkarttığımız zaman. O bağlamın içine sokmak için çalışıyor sermesi. Bak diyor, sen ona muhatap olduğunda o sana bir nurla gelecek. O nur ile senin dünyan matemane olmaktan çıkacak ve aşkla, şevkle, cezbe içinde bir zikirhane halinde sana muhatap olacak. Senin bu dünyanı değiştiriyor mu? Yani kanun kitaplarını okuyun. Kanun kitaplarını okuduğunuz zaman veya herhangi bir yönetmeni ya çizgiyi okuduğunuz zaman senin dünyanı değiştiriyor mu? Anayasayı okuyun herhangi bir ülkenin anayasasını okuyun. Aa, benim durumum farklıymış. Dünya farklıymış diyor musunuz? Ya bu da din kitabı değil ki diyorlar. Benim insaniyetim için bana ne getiriyor? O bağlama koymam lazım. Kur'an'a muhatap olurken hukuk kitabının muhatap olunur gibi olunmaz. Kur'an hukuk kitabı okunur gibi okunmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bir yani peygamber değil de iyi bir eğitimci diye dinlenme. İyi bir şu konuda uzman kişi diye dinlenme. Mutlaka onu kendi bağlamının içine koyacağız. Yani la ilahe illallah dava eden zat bağlamının içine koyacağız. Biz irademizle buna karar vereceğiz. Yani ben nasıl muhatap oluyorum buna diye. O zaman peygambere de muhatap ol, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da muhatap ol, Kur'an'a da muhatap ol, bir başka ben de din kitabıyım diyen kitaba da muhatap ol, aradaki farkı görürsün. Çünkü bir başka ben de din kitabıyım diyen sana şu matemhane-i umumiyi aşk, şevk ve cezbe içerisindeki bir zikirhaneye tam anlamıyla çeviremez. Birazcık çevirir, bir yerde takılır, fark edersin. Takıldığı yeri fark etmeye başlarsın. Okuma tarzından çıkarırsın onu. Kur'an'da, Kur'an'ın genelinde, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında şu anlayışa, şu halet-i ruhiyeye ve bu kavramaya engel bir durum görmeyeceksin. İşte iman olur. Ben Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna iman ettim diyebilmen için, evet, beni böyle bir matemhaneden ve zulümattan, yabancı bir dünyadan çıkartıp, beni tamamen şevk ve cezbe içerisinde huşu cüruş ne derler zevkle, şevkle zikreden bir alemin içerisine koydu ve bu doğrudur. Dedirtecek bir sonuca ulaşmamız lazım. Kur'an okurken, ayetlere bakarken, ayetlere muhatap olurken tavrımızın değişmesi lazım. Peygamberin sözlerini bu bağlama yerleştirmemiz lazım. O bağlamda çalışmamız lazım. Çalışırken, eğitimine giderken ya. Risale onu anlatıyor, ona hazırlıyor. Senin dünyanda iyi düşünün, senin dünyanda peygamber nasıl olmalıyı anlatıyor. Veya nasıl bir sonuç veren kişi peygamber olabilir, onu anlatıyor. Bu sonucu vermeyen kişi peygamber olamaz. O ecnebi düşman, ecnebi düşman mevcudat biraz dost ve kardeş şekline görüyor. Neyle? Onun gibi neşrettiği nur ile. O camidat-ı meyyite-i samite, o susan, sana konuşmayan, seninle ünsiyet kuramayan o ölü, camid, cansız mevcudat, birer munis memur, birer musahhar hizmetkar vaziyetini aldı. Bakın peygamberi dinlediğin zaman kainatın değişecek. Hem dünyan değişecek. Onu arayacağız. Dünyamı nasıl değiştiriyor bu cümleler, bu sözler diyecek. Yani kolay değil. Çünkü o şekildeki, bu şekilde bir peygambere muhatap oluş ile peygamberin için bildiğiniz siyer kitapları, hani mevzularına göre ayırmış hadis kitapları falan bize bu anlayışı vermiyor. Onun için tahammülsüz bire şikayet eder. Siyer kitaplarına bakıp da peygamberi tanımaya kalkarsan tavus kuşunu, tavus yumurtasını da görmek gibi bir
işlemin içerisine giriyorsun. Tavuk yumurtasında tavusun hiçbir özelliği görünmez. Tavus kuşunun yumurtasında tavus kuşunun o güzelliğini göremezsin de. Usul farklılığı var. Yaklaşım farklılığı var. Veya peygamberi nasıl görmemiz gerekir? Bunu peygamberin vazifesi nedir? Bana ne vermek için bunları söyledi? Neyi anlatıyor bu zat bana? Demek için siyer kitabı bilmiyorum inşallah yazılmıştı ben görmedim. O an biraz yaklaşanlar var, yaklaşmaya çalışanlar var ama bu anlamda yazılmadı. Esasları şu 19. sözdeki esaslar göz önüne alınarak bir peygamber tanıtımı yapılması lazım inşallah. O camide camidatü leyyite ishamete birer muni memur, birer musakhar hizmetkar vaziyetini aldı. Ve o ağlayıcı ve şikva edici kimsesiz yetimler, bakın insanlar biz burada öyle diyorlar. İnsan kendisini zaten vahyin terbiyesinden çıkarıp da dünyaya baktığı zaman benim yaratıcım bana ne diyor sorun. Bir defa şu temelli olmalı. Ben Müslümanım ben ne yapacağım? Beni buraya kim gönderdiyse bana niye gönderdiğini söylemesi lazım. İhtiyacımı hissettim. Ediyor muyum? Etmiyor muyum? Ne işim var bunda? Yani bu problemi olmayan insan böyle bir ayakta girmez. Yani ben Müslümanım, biz Müslümanız, öbürü de diyor ben Hristiyanım, öyle gidiyorlar. Şeyi de demek lazım. Tut durun. Kainatın bir yaratıcısı var diye söylemek lazım. Soracak. Ben neyim diye. Sor. Eğer kainatın bir yaratıcısı yoktur diyebiliyorsan deme. Diyebiliyorsan deme. Bak kainata, bak kendine. Yani ben yaratılmış, ben var edilmiş değilim. Diyebiliyorsan deme. Ama diyemiyorsun ki. Ne oluyor bu dünyada diyor insan. Bu derdi olan insan cevap aradığı zaman cevabı Kur'an'da bulmuş. Ya da Muhammed Aleyhisselam'ın bu derde cevap veren bir muallim olduğunu o zaman anlar. Ya zaten öyle düşünün. Müslümanlardan olsun, yanımlar olsun. Bir şekilde Allah başına şey çıkartıyor. Mesela bir Müslüman çıkartıyor. Müslüman mesela olan şu farkında olmasa bile bir Kur'an veriyor veya bir şey oluyor yani. Bir şey çıkartıyor, bir yöntemle çıkartıyor. O arayış içerisinde olana. Benim esas problemim de önce biz bu arayışın içerisinde kendimizi görüp de ondan sonra Kur'an'a böyle bir muhatap olmamız. Ama dediğin gibi bir arayış olursa mutlaka peygamber gelir. Yani her ümmet için biz peygamber gönderdik. Garantisi var. Kur'an'da bakın olması lazım. Düşünün. Sen gelmişsin buraya. Bu sorularla yüklüsün. Ama üzerini örtbas edip geçtiysek ayrı. Ama geçmediysek sonra senin yaratıcın sana senin neden yarattığını anlatmayacak. Olur mu? Yok. Peygamber göndermedik azap etmeyiz cümlesi öyle kimseler var anlamına gelmiyor değil mi? Mutlaka göndermiş olması lazım. Evet, pratikte düşünmüyoruz, teori düşünüyoruz. Şimdi. Ama biz efendim bilmem nerede İslamiyet'ten haberi yok falan gibi anlayışlarına baktığımız için size bazı yerlere peygamber gelmemiş zannediyoruz. Peygamber yani bizim anlayışımızdan kaynaklanıyor o ayetleri kavrayamamamız. Çünkü bizim anlayışımızda böyle çok sınırlar var. Bu soruyu sorup o sorunun cevabını arayan bir kişi olarak Kur'an'a ya da peygamberlere muhatap olan kişiler gerçekten insanların nasıl Allah'ın rehberliğinde terbiye edildiklerini görür. Öyle söyleyeyim. Anlar o zaman. Evet. O ağlayıcı ve şekva edici kimsesiz yetimler birer tesbih içinde zakir veya vazife paydosundan şakir suretine geliyor. Size belki şakir suretinde olduğu aşağı çıktığı demek bilmiyorum. Şimdi böyle sanki suretine girdi falan deyince sanki kendine kandırıyor insanlar. İşte bir oyun var işte falan gibi. Ama onur ile göründü demek. Evet, yani onur ile öyle görmeye hemen başladın. Yoksa mesela şuna inanıyorum falan gibi deyince cümleler sanki hiçbir hakikati yok gibi oluyor. Tamam mesela
Biz Müslümanız. Şöyle oluyor falan. İşte ondan çıkartmaya çalışıyorum. Biz Müslümanız, kainatı böyle görürüz değil. Kainatı böyle görme eğitiminden geçmiş olan kimse Müslüman. Böyle olduğunu anlama eğitiminden. Evet, evet. O eğitimden geçmiş. Görme eğitimi falan değil de şey gibi oluyor ya. Yani sanki peşin hüküm var gibi. Hayır. Kendini kandırıyorsun yani. Gözün boyanıyor gibi oluyor. Evet. Yani çok önemli olmuyor. Hayır. Kelimelere takılmamak gerekiyor. Yani Şakir suretine onun neşrettiği nurla girdiler. Demek ki doğru söyledi. Öyle olması lazım. Yani şu kainat anlamsız olmaması lazım. Öyle değil mi? E bu kainatı anlamsız olmadığını söyleyen bir terbiyeyle geliyor, bir nur ile geliyor, bir anlatım ile geliyor, bir açıklama ile geliyor peygamberler. Peki o kimsesiz yetimler diye tarif ettiği mahlukat birer tesbih içinde zakir veya vazife paydusundan şakir suretine gelir. Burada tesbih ile tesbih eden zakir ile şakir, vazife paydasından şakir olma arasındaki ilişkiyi gördük değil mi? Bu, mahluk olduğu anda yaratılmışlığını bu dünyada alem-i şehadette yaratılmışlığını biz veya onların yaratılmışlığını gördüğümüz anda onların bulunduğu hal bize kendi acizlikleriyle yaratıcıların özelliklerini bize yansıtarak tesbih yapma halini gösteriyor. Mevcudata baktığımızda. Kendimize dahil olmak üzere mevcudata baktığımızda bunlar hep yaratıcısına işaret ediyorlar. Yaratıcısının özelliklerini gösteriyorlar, ilan ediyorlar. Çalış gör. Kainata bak görüyorsun. Peygamberin getirdiği nur ile baktığında onlar tesbihat yapıyorlar diyor. Yani dönüp bakıyorsun gerçekten tesbihat mı yapıyorlar diye. Bak çalış mevcudata tesbihat yaptığını görüyorsun. O zaman vahyin getirdiği mesajlar Kur'an ve peygamber onları tesbihat yapıyor diye sana takdim ediyor. Sen de evet tesbihat yapıyor diye görüyorsun. Görebiliyorsun. Yoksa böyle bir eğitimden geçmeden baktığında ağaç büyüyor diyoruz. Kuş uçuyor diyor. Efendim havalar soğudu ya da ısındı diyoruz. Bakın tesbihat yok. Ne? Onlar ne diyorlar? Doğal afet diyor. Tesbihat yok. Tesbihat yok. Dünya dönüyor diyor. Dünya güneşin etrafından dönerken biraz eğik döner de onun için mevsimler olur diyor. Tesbihat yok. Vahiy geliyor diyor ki o öyle dönmüyor. Kuş öyle uçmuyor. Tesbihat yapıyor diyor. Bak bakayım doğru mu? Neyin tesbihatını yapıyor? Yaratıcısının sıfatlarının, esmasının, özelliklerinin ilanını yapıyor. Biz insan olarak onları görüyoruz. Yani onlar nasıl yapıyorlar diye değil. Ben bu ilanı yapan yaratıklar var. Etrafım dolu bunlarla diye görüyorum. Ve vahiy geliyor, dikkat et, onlar ağlamıyorlar. Yetim ağlar ya, kimsesizim ben diye. Hayır, bilakis sahipleri var, babalar anneleri var, öyle diyelim. Sahipleri var, yetim değiller ve sahiplerini tesbih ediyorlar. Yani onun ne kadar mükemmel olduğunu, mutlak olduğunu ilan ediyorlar. Her bir mahluk yaratıcısının özelliklerinin mutlak olduğunu ilan ediyor. Benim mutlak özelliklere sahip bir yaratıcım var. Kendinde gördüğün her türlü özellik. Neyi sevdin? Yani bir hayvanda veya bir yaratıkta veya bir dağda, taşta ne kadar güzel diyorsun değil mi? Yaratıcısının cemili mutlak olduğunu ilan ediyor. Vahiy bu nurla geliyor. O diyor orada tek başına var olmuş, kendi kendine var olmuş ve dolayısıyla da güzel olmuş. Güzelliği de geçici. Nasıl olsa geçecek. Bir gün gelecek, ya o güzelliği solacak ya da sen öleceksin, onun güzelliğine ilişkin kalmayacak. Bir yetim değil, yaratıcısının cemiyle mutlak olduğunu ilan ediyor. Bak diyor, yani biz de öyle bakacağım. Sonra fenayı görecek. Fenada, yani ya benim ölümümde ya o eşyanın, o mahlukun
o üzerindeki taşıdığı özellikleri kaybedişinde, yani o özelliklerin üzerinden geçiyor oluşunu, görüşünde bakacağız, bir yönde ahlıyorlar, ölüme gidiyorlar diye görüyordu insan Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği vahyin dışında kainata baktığı zaman. Vahiy geliyor diyor ki, Muhammed Aleyhisselam elindeki o dürhan ile geliyor diyor ki, elindeki dürhan ile geliyor diyor ki, onlar ayrılığın, ölümün, fenaya gitmenin çığlıkları değil, şükür ediyorlar, şakirlerdir. Yani bize bu yaratılışı, bu özelliği veren zatı gösterdik, ilan ettik. Şimdi vazifemiz bitti, gidiyoruz. O zat bizi bu alem-i şehadetten aldı, bir başka aleme götürdü. Çünkü ben kendi kendime varlığımı devam ettirmiyorum ki. Kendi kendine varlığını devam ettiren, öldükten sonra varlığını, hayatını devam ettiremez. Benim Halik'im hayy-i bakidir. Ben hayatımla onun hayy-i baki olduğuna şahitlik yaptım. Şimdi vazifem bitti. Elhamdülillah. Paydos oldu. Yani askerliğini bitirmiş, tesis olanlar gibi, işini yapmış, bitirmiş, işten artık paydos olanlar gibi vazifemi bitirdim. Şimdi elhamdülillah ben vazifesini bitirmiş bir eleman olarak bu alem-i şehadetten götürülüyorum. Çünkü kendim gitmiyorum. Götürülüyorum der ve onların ölüm ile çığlık atan değil, bu dünyadan geçerek geçmelerinde vazifemi bitirdim diye şükreden mahluklar olarak görüyor, gösteriyor vahiy. Biz de onları bu şekilde gördüğümüz zaman yaratılışlarının anlamlı olduğunu anlıyoruz. Evet, bu kadar güzellikle yaratılanlar neden şimdi öldürüldü ya? Sorusunun, dünya bir matemhane değil. Onlar öldürülmüyorlar. Vazifesini yaptı, yaratıcısını ilan etti. Şimdi yaratıcısı onları geri götürüyor. Aldı, vazifesini aldı, götürdü diyor. Vazifesini bitirdi, şimdi götürüyor diye anlıyoruz. Vahiy bu terbiyeyle geliyor. Biz de bu dünyada, ama ben de öleceğim. Benim hayatımda gidiyor, ben de gittikçe yaşlanıyorum, bu dünya fani, yaptığım işler, yaptık ve yapacağız ama sonunda ne olacak sorusunun cevabına, sen vazifeni yaptıktan sonra seni bu dünyaya götürenin huzuruna geri gideceksin. Sen getirildin, götürülüyorsun mesajını. Alıyorsun vahiyden, evet öyle olması lazım. Yoksa benim gibi insan, kendini ölçü aldığı zaman, benim gibi çok kıymetli bir mahluk, bir varlık, bu kadar cihazatını bir toprağın içine gömüp çürütürse benim varlığım anlamsız oluyor. Çelişkiyi görüyor orada. Vahyin getirdiği haber, senin bir sahibin var, seni getirdi götürdü. Evet öyle olması lazım diyorsun. Gerçekten beni bir getiren vardı. Bana bu cihazatı veren vardı. Şimdi bu cihazatı kullandıktan sonra onun adına o cihazatı kullanma eğitiminden geçmiş birisi, dikkat edin, o cihazatın eskimesinden feryat etmez. Vazifemi yaptım der. Mesela burada bir tatlı lezzetli bir şey yedi veya kullandı. Zevk aldı, bir eşyayı kullandı. Buradan yaratıcım bana, benim Rabbim bana, benim böyle bir nimete mazhar edilebileceğini gösterdi. Benim sahibim bunu verebilen de diye öğretti. Tamam, öğrendim artık. Bu dünyadan tekrar geçişim beni ağlatmaz, sızlatmaz. Neden? Yaratıcım bana bunları verebilen. Benim sahibim var. Benim varlığımı bana veren, bana bunları verebilendir. Bana bunları tattırandır de. Ağlamak yerine, sızlamak yerine öyle bir yaratıcı bana bunları gösterdi diye. Tanıttı kendini bana. Tesbihat ile şükür yapabilmek. Kendi hayatımızda öyle. Yaşlandık, kendi hayatımızda da öyle. Yaşlandıkça ölüm belli. Herkes biliyor.
ölüme doğru gittikçe şükrediyor muyuz? Yoksa hüzün mü kaplıyor içimizi? Vahyin terbiyesi bana eğer ne olduğunu, neci olduğunu bilir, kendini iyi tarif edersen şükredici olarak yaşlanırsın. Kendini tarif etmediğin için şükredici olarak yaşlanamazsın. Kendimizi biz yanlış tarif ettiğimiz için şükredici olarak yaşlanıyoruz. Kendimizi yanlış tarif ediyoruz. Sanki ben kendi hayatımı kendim tutacakmışım, tutamadım. Cuma gidiyor hayatım elimden diye. Ama yaratıcımla birlikte eğer hayatımı, yaratıcımın huzurunda hayatımı yaşamışsam, onu tanıyarak yaşamışsam, ölümün bana ızdırap vermez. Ölüme doğru gidiyor olduğumu görmem bana sıkıntı vermez. Vakitleri yapabiliyorum da bir dikkat edilecek nokta var. Vazifemi yapabiliyorum, kendi varlığının dışında bir aksiyon olarak, akt olarak, işlem olarak görmek. Kendi varlığında vazifem var. Kendi varlığını nasıl gördüğünde vazifem var. Ben şuna çok hassaslaşmışım. Ben anlıyorum. Sen anlıyorsun değil mi? Kendi varlığını tarif etmeyi bırakıyor, ayrıca yapacağı işe bakıyor. Amellerimiz ancak içerisindeki taşıdığı iman kadar kıymetlidir. Bak, amellerimizin kıymeti içindeki taşıdığı iman kadar anlamlıdır. Genellikle vazifemi tam yapma deyince şöyle bir hatanın içerisine düşüyoruz. Kendimizi bir şekilde tarif edip bir tarafa koyuyoruz. Ben Müslümanım, ben Allah'a inanıyorum, ben işte abd olduğumu biliyorum diyoruz. Ondan sonra onu orada bırakıyoruz. Ondan sonra ne yapacağımızı düşünüyoruz. Vazifemi yapmadım ki diyorum. Ne kadar iman ettiniz maalesef. Ha. Yani vazife, kulluk bilinciyle ne kadar taşıdın, yaşadın. Yaşayışını, evet. Ama Kur'an'a muhatap olmadan, ben demek ki Kur'an'a ne kadar kul olarak muhatap oldum. Rabbim ile ne kadar beraber eğitim ilişkisine girdim. Rabbim beni ne kadar eğitti. Onun beni eğitmesine ne kadar müsaade ettim irade cüziyemle. Her taraf nurdur. Gözüm kapalı olursa ben karanlıktayım. Haşa Rabbim beni terbiye edemedi değil. Ben gözüm açmadığım için ışığı görmedim. Onun beni terbiye etmesine ne kadar müsaade ettim manasında vazife diyorsan doğru. O vazifenin içerisinde bizim geleneksel olarak bildiğimiz namaz, oruç hepsi var. Ama o anlamda olacak. Ayrı değil. Yani iman burada, amel burada değil. İmanla amel iç içe olacak. Ama ameldeki hatalarımız ve eksikliklerimiz, zafiyetlerimiz imansızlığımızın delili değildir. O ayrı. İmansızlık demek ki demek değildir. O ayrı konu. Efendim? İmansızlığımızın delili değil, imana daha çok dikkat edeceğiz demektir. Yoksa ameli daha çok dikkat edeceğiz dediğimizde ameli ikam edemeyiz. Yani ameli yapabilir hale gelmek için bu bizim durumumuz dini amelden ibaret görmemizden kaynaklanıyor. Eğer öyle bir problemimiz olmasaydı zaten böyle bir konuşmaya da gerek kalmazdı. Bizim eğitimimizde ameli dini amelden ibaret görme esası olduğu için vazifemiz deyince aklımıza hemen amel geliyor. Amel deyince itikat ihmal ediliveriyor. Dolayısıyla eğer sen vazifemiz deyince böyle bir korku taşımazsak ben doğrudan doğruya ne anlayacağım o zaman? Vazifemiz, Rabbin terbiyesinde olma bilincini daima canlı tutma vazifesinden bahsediyor. Bülent diyeceğim. Çünkü dini öyle görüyoruz diyeceğim. Dini öyle anlıyoruz diyeceğim. O zaman hiçbir kavga olmaz aramızda. Yani aman aman dikkat et diye tedirginliğe girmeyin. Risale'nin eğitimindeki ana vurgu buradadır. Ameli ancak içerisindeki taşıdığı iman kadar kıymetli olduğunu eğitimini yapıyor. İma,
İslamiyeti ya da dini, Allah'ın terbiyesini bu birlikte, beraberlikte, iç içelikte gösteriyor. Ayrım yok. Bir iman, bir amel ayrımı yok. Tamam? Ama başka biraz önce söylediğim gibi amel olmadığı zaman imansızlığın delili olmadığı gibi değil. Ama iman varsa onun amel sonucu, mevzusunu bakan var. İmana önem verme. İman esaslı amel eğitimi yapma. İmandan kaynaklanan amel eğitimi yapma terbiyesi veriyor Risale. O vurgu yapmak için tekrar tekrar müdahale ediyor. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.